Herkese merhabalar. Ben gayrimenkul danışmanınız Egemen Timur. Son günlerde yaptığım paylaşımlarda özellikle altını çizdiğim bir konu vardı. Pandemi döneminde gayrimenkul pazarlaması nasıl yapılır? Gayrimenkul pazarlamasında 3 boyutlu ve sanal turların önemi nedir diye. Şimdi sizi 2017 yılında Alaçatı'daki bir portföyüm için yaptırdığım 3 boyutlu sanal tura götürüyorum. Gelin bu evi birlikte görelim. Herkese merhabalar, ben gayrimenkul danışmanınız Egemen Timur. Bugün fondaki sesle sizin yanınızda ve karşınızda olacağım. Bugün yepyeni bir video çekiyorum size yine 3 boyutlu sanal turla ilgili. 3 boyutlu sanal tur neydi diye kaçıranlar, diğer videolarımızı izlemeyenler için 3 boyutlu sanal tur özel kameralarla çekilmiş görüntülerin bir araya gelip işlendikten sonra biz gayrimenkul işi yaptığımız için evleri gezebildiğiniz platform diyebilirim. Bu ev Alaçatı'daki satılık villa portföylerinden bir tanesi. Tabii ben bu evi çok zaman önce sattım. Bu benim 2017 yılında ilk olarak sanal çekim yaptırdığım, sanal tur yaptırdığım evlerden bir tanesi. Gelin şimdi bu evi birlikte gezelim. Yine önceki videolarımızı kaçıranlar için sanal turlarda şunu yapıyorduk. Yerde gördüğünüz beyaz halkalar kameranın daha önce konumlandırılıp çekim yapıldığı yerler. Bunlar fotoğrafla birlikte ekleniyor. Gelin şimdi evin mutfağına doğru gidelim. Gördüğünüz üzere şu an bu villayı adım adım geziyoruz. Mutfaktayız. Hatta evi net bir şekilde görebildiğimizin örneği olarak bakın fotoğrafa zoomlamak istiyorum. Ve bu elektrikli ocağın bakın markası gayet net bir şekilde kolaylıkla okunabiliyor. Hatta zoom out yaptığınız zaman evin mutfak bölümünden evi görebiliyoruz. Şimdi gelin farklı bir konumdan evi farklı bir açıdan görelim. Ben genelde mutlaka yaptığım çalışmalarda içeride kendime dair bir takım işaretler bırakırım. Yine bu evde de bunu bırakmışım. Gördüğünüz üzere iletişim bilgilerim, ismim, ünvanım yer alıyor. Şimdi merdivenlerin oradan mesela evi gelin birlikte görelim. Şimdi zoom out yaptım. Gördüğünüz üzere neredeyse evdeymişsin sesini yakalayabiliyorsunuz. Hadi şimdi merdivenleri çıkalım. Bir de üst katı görelim. Mesela üst kata çıkmadan önce gene şöyle bir zoom out yapalım. Neredeyse evi gerçekten içindeymişsiniz gibi görebiliyorsunuz. Bu çekimleri yapabilmeniz için özel bir kameraya, özel bir platforma üyeliğiniz gerekiyor kamerayla birlikte. Eğer bu kameraya sahip değilseniz bu hizmeti dışarıdan da satın alabiliyorsunuz. O dönemlerde benim kendime ait bir kameram yoktu. Bu hizmeti dışarıdan satın alarak çektirmiştim. Bakın gördüğünüz üzere şu an yatak odasındayız. Şimdi banyoyu merak ediyorum. Mesela banyoya gidelim. Tekrar zoom out yaptım. Bu ev benim portföylerimdeki en sevdiğim mülklerden bir tanesiydi. Böyle konum değiştirelim. Buraya yine kendime ait bir işaret bırakmışım. Şimdi devam ediyorum. Mesela diğer odaya geçelim. Tekrar zoom out yaptım. Şimdi balkonu merak ediyorum. Balkona çıkmak istiyorum. Görüyorsunuz aşağıdaki mavi bölüm. Havuz. Tabii o zaman biz bu çekimleri yaptırdığımız gün suyu dolu değildi. Şimdi tekrar evin içine girelim. Bu açıdan evi görelim. Sanal turların şu avantajları da oluyor. Mesela biliyorsunuz şu an pandemi dönemindeyiz. Kimse alıcı adayları başkalarının evine çok fazla gitmek istemiyor. Ev sahipleri eğer içinde yaşıyorlarsa çok fazla evi görmek için birilerinin gelmesini istemiyor. Veya kiracınız varsa keza o da aynı şekilde evine yabancı birilerinin girip çıkmasını çok fazla istemiyor. Bu yüzden bu çekimler şu an hayat kurtarır özelliğe sahip. Gelin şimdi bu çekimle gene neler yapabileceğimizi gösterelim. Bu evi geldiniz, gezdiniz.
Fakat aklınızda çıkarken şu soru işaretleri kaldı veya bu eve gitmeden önce bu alana televizyonunuzu, televizyon ünitenizi koymak istiyorsunuz. Bir ölçüm yapalım ve yanınızda metreniz yok. Acaba bizim TV ünitemiz buraya sığar mı diye soru işaretleriniz var. Gördüğünüz aşağıdaki metre işareti bir sembol var. Ona basıyorum. Çıkan ekranda artıya bastım. Şimdi şu noktayı başlangıç noktası olarak belirleyelim. Bu noktayı da bitiş noktası. Gördüğünüz üzere burası 2 metre 36 santim olarak ölçüde belli oldu. Veya diyelim ki televizyonu buraya koymak istiyorsunuz. Fakat buraya ne ölçüde bir televizyon sığar kestiremiyorsunuz. Tekrar artı işaretine bastık. İlk noktamızı belirledik. İkinci noktamızı belirledik. Burası 1 metre 64 santim olarak belirlendi. Evet, bu ekranı kapatalım. Şimdi mesela şunu da yapabiliyorsunuz. Bir gayrimenkul danışmanı olarak ben size özel noktaları göstermek istiyorum diyelim. Evlerde özel alanlar, dikkat çekmek istediğim yerler var. Burada daha önceden belirlediğim noktalar var. Şimdi yukarıdaki play tuşuna da bastığımız zaman şu an bu noktaları tur bize otomatik olarak gezdiriyor olacak. Tamamını gezdirmesini beklemeyeceğim. Sadece bir bölümünü gezelim birlikte evin. Baştaki görüntüler dışarıdan başlamış ve şimdi yavaş yavaş evin içine giriyor. Görüyorsun, sanki bir kamera sizinle birlikte hareket ediyormuş gibi. Evin salon ve mutfak bölümüne genel bir görünüm aldı. Şimdi alttaki ortak banyoya girdi. Mutfağı göstermek istemişiz. Şimdi konum değiştirdi. Ve yukarıya doğru çıkmaya başladı. Şimdi ben burada bu turu durduruyorum. Bu odayı da görelim. Ve turu durdurdum. Şimdi bu gibi büyük evlerde bazen alıcı adaylara evi bir defa gezip görme şansları oluyor. Ancak sonrasında çok fazla ev gezdikleri için genelde mutfak nerede, banyo nerede, evin kat planı nasıldı gibi şeyleri unutabiliyorlar. Bakın, az önce bastığımız play tuşunun yanında bir de şimdi buranın evin genel kat planını görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere şu an salon nerede, merdivenler nereden geçiyor, banyolar nerede, yatak odaları nerede kaldı, mutfak nerede gibi hepsini ayrı ayrı gösterme imkanına sahip. Şimdi tekrar evin içine giriş yapalım. Buraya bir yatak almayı düşünüyorsunuz. Acaba kaçlı, hangi yatak buraya sığar? Bu gibi soru işaretleriniz var. Başlangıç noktasını seçtik. Bitiş noktasını seçtik. Burası 2 metre 27 santim. Bir genişliğe sahip. Yani rahatlıkla ikili bir yatağı buraya sığdırabiliyorsunuz. Tekrar aşağıya indik ve turun neredeyse sonuna geldik. Bu videomuzun da sonuna geldik. Siz de evinizin bu şekilde bir pazarlama yöntemiyle, modern yeni yöntemlerle pazarlanmasını istiyorsanız, evinizi satmak için çıkardığınızda minimum kişilerle temas kuralım ama alıcı adaylarını da kaçırmayalım, bu süreçte evimizin pazarlanması devam etsin istiyorsanız, sizin de eviniz bu şekilde pazarlanabilir. Tabii mutlaka çalıştığınız gayrimenkul danışmanına sorun, bu ekipmana sahip mi? Eğer sahip değilse beni arayabilirsiniz. Birlikte çalışıp neler yapabileceğimiz, gayrimenkulünüzü nasıl pazarlayabileceğimize dair bu konuda detaylıca görüşebiliriz. Eğer bu hizmeti dışarıdan satın almak istiyorsanız da gene şu kolaylığı da yapabilirim. Benimle iletişime geçin. Bu sanal turu çekimini yapan kişiyle sizi buluşturayım. Ancak bilmenizi isterim ki bunlar çok ciddi maliyetler. Zaten bu yüzden birçok gayrimenkul danışmanı hala bu yeni yöntemleri uygulamak yerine eski klasik usullerle gidiyor. Çünkü onlar öyle veya böyle bir şekilde az da yavaş da olsa iş görebiliyor.
Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu keyifli seyirden sonra bu evin şu an dolu olmasa da havuzundan size ala ısmarladık diyorum. Al sat kirala Egemen Timur'la 0532 203 48 96. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın.